Herkese merhaba. Bugün annemin ellerinden Sivas usulü haşlama patatesli içli köfte yapacağız. Hemen malzemelere geçiyoruz. 3 su bardağı ince bulgur koyuyoruz. 1 su bardağı da irmik ekliyoruz. Bu ölçüye göz kararı tepeleme 2,5 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Şöyle hafif karıştırdıktan sonra ıslamak için sıcak su ekleyeceğiz. Ne çok fazla ne de çok az koymayalım. Böyle tam ölçüde ekleyerek hafif şöyle bir bakarak koyalım. Biz yaklaşık 2,5 su bardağı kadar sıcak su ekledik. Şöyle birazcık karıştırıyoruz. Şimdi bunu ıslamaya böyle bu şekilde bırakacağız. Bu sırada diğer malzemeleri hazırlayacağız. Üzerini kapatıp kenarda ıslamaya bırakıyoruz. Biz bu şekilde patatesleri haşlayacağız. Burada 10 adet var ama yaklaşık 5 adet yeterli olacaktır. Biz daha sonra kullanmak için bu şekilde fazla haşladık. Haşlarken de bu şekilde küçük küçük parçalara bölüyoruz. Daha çabuk haşlanması ve daha kolay ezilmesi için. Bu şekilde patatesleri küp küp doğruyoruz. Son patatesimizi de doğruyoruz. Şimdi içerisine tuzunu ekleyeceğiz. Yine göz kararı bir ölçüde 1,5 tepeleme çay kaşığı ile koyuyoruz. Üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Sıcak suyunu ekledikten sonra ocakta bunu haşlamaya bırakıyoruz. Evet, patateslerimiz haşlandı. Şimdi patates ezici yardımı ile bu şekilde eziyoruz. Evet, patateslerimizi ezdik. Şimdi haşlarken ki suyu emdiği için tuzunu yeniden ekliyoruz. 2 çay kaşığı kadar tuzunu ekledik. 1 tatlı kaşığı kimyon ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1,5 tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. Şimdi patateslerimizi tavada kavuracağız. İçli köftenin içerisine kavurarak koyuyoruz. Tavamızın içerisine tereyağımızı koyduk. Tereyağı eridikten sonra 1 yemek kaşığı salçayı ekliyoruz. Salçamızı hafif şöyle kavuracağız tereyağında. Salçamızı bu şekilde güzelce kavuruyoruz. Şimdi içerisine patateslerimizi ekleyeceğiz. Haşlama usulü patatesli içli köftenin iç harcını bu şekilde salçayla kavurarak yapıyoruz. Patateslerimizi ekliyoruz ve böyle 5 dakika kadar kavurmamız gayet yeterli olacaktır. Salçayı patateslerimize karıştırarak güzelce yediriyoruz.
Patatesli iç harcımız bu şekilde hazır. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Bu sırada bulgurumuz ıslandı. Şimdi yoğurmak için geçebiliriz. İçerisine 1 adet yumurta ekliyoruz. 3 yemek kaşığı un ekliyoruz. Ve burada da yoğururken içerisine eklemek için suyumuz var. Hem de elimizi ıslamak için. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. İçli köftemizin hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. Ben etli kızartılmış halini çok seviyorum. Ama bu şekilde haşlanmış patatesli de gerçekten çok severek yiyorum. İçerisine biraz bu şekilde elimizle su ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz yoğuruyoruz ve yine içerisine su ekliyoruz. İçli köftemizin hamuru biraz katı bir kıvamda olacak. Yumuşak olursa şekil vermemiz zor olur. Bu yüzden biraz kıvamı katı olması gerekiyor. Elimizle şöyle bakıyoruz. Şekli oluyorsa hamurumuz olmuş demektir. Şimdi içli köftelerimizi yapmaya geçiyoruz. Elimizle böyle mandalina büyüklüğünde bir hamur alıyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz. Daha sonra elimizi ıslıyoruz. Parmağımızın iç kısmıyla böyle çevirerek içerisini açıyoruz. Ne çok kenarlar incelecek ne de çok kalın olacak şekilde böyle açıyoruz. Bunu yapmak için farklı yöntemler kullananlar da var. Ama biz bu şekilde elimizle açarak yapıyoruz. İçerisine patates harcımızı koyuyoruz. Ne çok fazla ne çok az olacak şekilde şöyle elimizle hafif kenarlardan kapatarak böyle ortada birleştiriyoruz. Elimizi ıslayarak yuvarlıyoruz ve kapatıyoruz. Bu şekilde yuvarladıktan sonra içli köftemiz hazır oluyor. Sivas usulü haşlama şeklinde yaptığımızda genelde bu şekilde yapıyoruz. Patatesli iç harcını kullanarak yapılıyor. Elimizle böyle açıyoruz ve gayet kolay bir şekilde yapıyoruz. Eğer bu şekilde yapamıyorsanız salatalık ile iç kısmını oyarak yapanlar da var. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Ama yuvarlak yaptığımızda genelde böyle elimizle açıyoruz. Limon sıkacağının sıkacak kısmı ile de yapabilirsiniz. Şekil vermekte zorlanıyorsanız eğer. Elinizi ıslayarak yaparsanız yuvarlama kısmı, kapatma kısmı daha kolay olacaktır. Bu şekilde güzelce yuvarlıyoruz. Şeklini veriyoruz. Siz içli köfteyi nasıl yapıyorsunuz? Yorumlarda bize yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Abone olursanız çok seviniriz. Instagram'da burada paylaşmadığımız tarifleri de paylaşıyoruz.
Bizi Instagram'da Nefis Anne Kafe olarak da takip edebilirsiniz. Evet, içli köfteler bu şekilde hazırlanırken bu sırada suyunu kaynatabilirsiniz. İçli köftelerimizi hazırladık. Şimdi suyumuzu kaynatmaya geçiyoruz. Kaynayan suyun içerisine biraz tuz attık ve içerisine köftelerimizi bu şekilde yavaşça bırakıyoruz. Hamuru gayet kıvamlı tutarsa ne çatlama ya da açılma oluyor. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde pişiyorlar. İçli köftelerimizi kaynayan suyumuza ekledik. Yaklaşık yarım saate yakın pişiriyoruz. Suyu az geldiği için bu şekilde birazcık daha sıcak su ekliyoruz. Şimdi üzerine sosunu yapıyoruz. Bu şekilde tereyağı eritiyoruz. İsterseniz pul biber, isterseniz böyle toz kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Eriyen yağın içerisine böyle bu şekilde sosumuzu hazırlıyoruz. İçli köftelerimiz çok güzel pişti. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet, içli köfteler pişti, harika oldu. Kesinlikle eğer böyle denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Şöyle iç kısmını da size gösterelim. Çok güzel pişti, dağılmadan hamuru gayet güzel oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Afiyet olsun.